Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ev yapımı pide yapacağız. Hazır Ramazan geldi. Kendimiz evde rahatlıkla, kolaylıkla yapabileceğimiz pide tarifi vereceğim. Bu arada şu an bildiğiniz gibi marketlerde yaş maya bulmak çok zor oluyor. Ben toz mayayla yapacağım. Aynı şekilde oluyor zaten. Toz mayayı çok rahat bulabilirsiniz. Ama yaş maya kolay kolay bulunmuyor. Evet, öncelikle gerekli malzemelerimi sayalım. Şöyle un, tuz, süt, su, sıvı yağ, toz maya, toz şeker, yumurta, akı içerisine, sarısını üzerine süreceğiz. Ve susam ve çörek otu karışımı, bunu da üzerine serpeceğiz. Evet, malzemelerin net ölçüsünü açıklamadan bakabilirsiniz. Oraya yazıyorum net bir şekilde. Ölçüsünü alabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Şöyle uygun kabımızı alıyoruz. Üzerine sütümüzü ilave ediyoruz. Sütümüzün soğuk olması gerekiyor. Buzdolabından çıkarıp dökün direkt. Şöyle suyumuz. Su ise ılık olması gerekiyor. Yani sıcak, sıcağa yakın olsun. Şöyle güzelce suyumuzu da ilave edelim. Ardından toz mayamızı boşaltalım, karıştıralım. Toz mayanız eğer paket halindeyse, küçük paketler halindeyse bir paket kullanın. Eğer büyük paketlerdense, gramajı büyükse bir yemek kaşığı kullanın. Sonrasında sıvı yağımızı alalım. Tekrardan karıştırıyoruz. Şimdi üzerine toz şekeri ilave edelim. Tekrardan karıştıralım. Şimdi yumurtamızın akı. Ve şimdi unumuza geçiyoruz. Tuzu eklemeyin. Tuzu orta kısımda dökeceğiz. Unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Kıvam almaya başlayınca elimle yoğurmaya başlayacağım. Şu an daha çok cıvık. Bütün unumu ekledim.
Ve artık elimle yoğurmaya başlayabilirim. Şimdi güzelce hamurumuzu toparlayarak yoğuralım. Hamuru ne kadar uzun yoğurursanız o kadar güzel kabaracaktır. Ara ara elinizi una veya suya bandırarak yoğurmaya devam edebilirsiniz. Daha rahat yoğrulur bu şekilde. Güzelce yoğurmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum güzelce, toparladım. Bu şekilde. Şimdi de üzerini streçle örteceğim. Sonra tam bir saat mayasının gelmesini bekleyeceğiz. Siz de hamurunuzu güzelce yoğurduktan sonra üstünü kapatıp hamurunun gelmesini bekleyin bir saat. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurumuz mayasını aldı. Şimdi güzelce hamurumuzun havasını alıyoruz. Şöyle elimizi biraz yağlayalım. Böyle daha rahat olacaktır. Evet, bu şekilde havasını alıyoruz. Sonrasında önceden temizlediğimiz tezgahımızın üzerine şöyle bir miktar un bırakalım. Hamurumuzu toparlayalım. Evet, bu işlemi de yaptıktan sonra hamurumuzu şöyle göz kararı ortadan ikiye ayıralım. İki tane beze haline getirelim. Şöyle toparlayalım. Şimdi bunu bir kenara alacağım. Ötekisini de toparlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce toparlıyoruz. Bunu da bir kenara alıyorum. Şimdi tezgahımızın üzerini silelim. Pidelerimizi yağlı kağıt serilmiş tepsilerimizin üzerine açalım. Yağlı kağıdımızı tepsimize serdik. Şuraya değinmek istiyorum. Yağlı kağıdı sermeden önce tepsinin üstüne, alt kısmına yani birkaç damla su serpin. Bu şekilde yağlı kağıdınız kaymıyor. Ve şimdi hamurumuzun bir tanesini alalım. Şöyle önce elimizde bir miktar açacağız. Pidin hamurunu açarken merdane kullanmıyoruz. Elimizle açıyoruz. Şöyle bırakalım.
Bu arada pidemizin hamurunu açarken merdane kullanmıyoruz. Elimizle açıyoruz. Açabildiğimiz kadar. Bu şekilde. Elimizle bastırıyoruz, genişletiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurumu açtım. Bu şekilde. Çok fazla da açmıyoruz zaten. Kolay oluyor bundan dolayı. Pide olduğu için çok ince olmaması gerekiyor. Şimdi de pidemize şekil vereceğiz. Şöyle sıvı yağımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Elimizi bandırıyoruz ve şöyle bu şekilde şekil veriyoruz. Tabii istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Elinize böyle yağ bandırmak daha rahat olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi şimdi de şöyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, pidemiz şeklinde aldı. Şimdi 20 dakika tepsi mayasının gelmesini bekleyeceğiz. Bu arada bu tarifle, yani bu ölçüyle 2 tane pide çıkıyor. Ben şimdi bu hamurumu da aynı şekilde, bu işlemi yaptığım gibi aynısını uygulayacağım, aynı işlemi. Ve ikisinde 20'şer dakika tepsi mayasının gelmesini bekleyeceğim. Sonrasında da yumurtasını sürüp fırına vereceğiz. Bu arada üzerine de bir tane temiz bir bez serpmeyi unutmayın. Temiz bir bezimizi serpiyoruz. Sonrasında da 20 dakikada tepsi mayasının gelmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, pidemizi 20 dakika kadar beklettik. Tepsi mayası da geldi gördüğünüz gibi. Şöyle öteki pidemi de göstereyim. Gördüğünüz gibi bunu bu şekilde yaptım. İsterseniz yuvarlak, isterseniz kare, nasıl isterseniz o şekilde verebilirsiniz. Şimdi pidemizin yumurtasını süreceğiz. Şöyle önceden bir tane yumurta hakkını içerisine koymuştuk. Sarısını ayırmıştık. O sarının üzerine bir yemek kaşığı süt ilave ettim. Güzelce karıştırdım ve şimdi bunu üzerine süreceğim. Fırça yardımıyla şöyle. Her tarafını eşit gelecek şekilde sürmeye dikkat edelim. Evet arkadaşlar, güzelce pidemizin üzerine yumurtasını da sürdükten sonra
Şöyle susam ve çörek otu karışımı gördüğünüz gibi. Bunu şimdi güzelce üzerine serpelim. Evet, susam da döktükten sonra şimdi önceden ısıtılmış fırına pidemizi vereceğiz. Yaklaşık 200 derecede 30 dakika kadar pişirmemiz gerekiyor. Ama her fırının pişirme oranı farklıdır. Fırından fırına değiştiği için siz sürekli kontrol edin. Altını üstünü tam piştikten emin olduktan sonra kapatabilirsiniz. Evet arkadaşlar, pidelerimiz pişti. Bu şekilde gördüğünüz gibi, bu da ötekisi. Çok güzel kızardılar. Bakın, pamuk gibi. Ben kızarmış sevdiğim için bunu tam kızarttım. Siz daha az da kızartabilirsiniz. Şöyle şimdi iç dokusunu da göstermek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi iç dokusu. Gerçekten çok kolay. Çok pratik, kolaylıkla yapabilirsiniz ve muhteşem tadı. Yumuşacık. Evet arkadaşlar, eğer siz de videomu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.